Herkese merhabalar, herkese selamlar, sevgili öğrenciler, değerli SBK'cılar, e, yerel yönetimciler, hepinize hoş geldiniz değerli gençler. Evet, e, Türkiye'de yerel yönetimler dersimizin dördüncü e, hafta e, konusuyla, ünitesiyle birlikteyiz. Evet, dönem e, yarılandı, yarıyı geçtik, bize sınavlar yaklaşıyor. E, konuları biriktirmeden e, çalışın lütfen günü gününe. E, diyeyim klasik bir e, şey e, tavsiye. Evet arkadaşlar e, vize e, ara sınav vize döneminde de sizlerle e, vize çalışma soruları videosuyla birlikte olacağız. E, yani o konuda da size destek oluyoruz. E, hem test hem klasik sorulardan oluşan bir vize çalışması e, videosuyla 7. hafta konumuzdan sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın e, beğenme e, işte paylaşma yorum yapma gibi etkinliklerle de katkıda bulunursanız sevinirim e, dersimizle ilgili e, içerikleriyle ilgili konularıyla ilgili anlaşılmayan e, yerler olursa onlar da sorabilirsiniz e, yorumlarınızda onları cevaplamaya çalışıyorum zaten Evet fazla lafı uzatmadan hemen bugünkü dersimize geçiyoruz Evet Türkiye'de yerel yönetimler Dördüncü hafta sunumuyla birlikteyiz. Hemen ekranımı sizlerle paylaşıyorum, arkadaşlar. Evet, Türkiye'de yerel yönetimler dedik. Hemen şunu baştan alalım. Evet, sevgili arkadaşlar, dördüncü hafta konumuzun başlığı neymiş? Tanzimattan Cumhuriyete, Yerel Yönetim Düşüncesi ve Kurumsal Yapı. Evet 1839'dan yani tanzimattan 1923'e yani genç cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen dönemde yerel yönetimle ilgili temel düşünceler e, background neymiş ve bunun nasıl aşama aşama durumlaşmaya doğru evrildiğini bugünkü dersimizde görmüş olacağız inşallah. Evet sevgili arkadaşlar. E, öncelikle e, yani kısa bir tekrar gibi olacak. Ee, Osmanlı devletinde e, sözü geçen nitelikleriyle merkeziyetçilik, Adem merkeziyetçilik ilişkilerinin en yoğun, yoğun yansıdığı alanlardan birisi kamu yönetiminin bir parçası olarak yerel yönetimlerdir diyebiliriz. Tabii e, Osmanlı devleti merkeziyetçilik çağında Adem merkeziyetçi bir politikayla, uygulamayla uygulamayla yani dağılmamak için ne yaptı? Eee Batı'da ortaya çıktığı anlamıyla yerel yönetimlerin niteliklerinin ötesinde batıllaşma hareketleriyle, ayak uydurma hareketleriyle Batı'ya ne yaptı? Bu kurumları diğer yani bakanlıklar, Sayıştay, Danıştay gibi diğer merkezi yönetim kurumları gibi yerel yönetimlerde özellikle e, belediyeler ve il özel dairelerini bu süreçte almış oldu. Eee Tabi klasik Osmanlı idare sisteminde e, bugünkü anlamıyla bir yerel yönetim anlayışına rastlamıyoruz. Tabi o döneminde e, kendine göre bir takım belediyecilik hizmetleri var. Ama e, katılımı öne çıkaran idari mali özelliklere sahip olan e, ve e, etkinliği verimliliği e, öne çıkaran bir yönetim birimi olarak yerel yönetimleri o dönemde görmüyoruz. Son derece iyi işleyen bir taşra yönetiminin Sisteme damgasını vurduğu bir yapıya sahip e, klasik Osmanlı dönemi. Bunlardan zaten bahsettik e, geçtiğimiz derslerde. Türkiye'de batıllaşma hareketiyle birlikte gündeme gelen bir konudur. Yerel yönetimler diyebiliriz. Yani bu anlamda yerel yönetimlerin Türkiye tarihinde zengin bir geleneğe ve geçmişe sahip olduğunu ileri sürmek maalesef zor arkadaşlar. Dediğim gibi şehirlerde bir takım belediyecilik hizmetler tabii ki var. Ama e, ve bunun dışında yerel hizmetler vakıfların başında olan kadılar aracılığıyla yürütüldüğünü yine hisbe teşkilat aracılığıyla loncaları aracılığıyla bu hizmetlerin yürütülmeye baş çalışıldığını biliyoruz. E, merkeziyetçi Napolyon Fransa'sı modeliyle e, diğer dediğim gibi kamu kurumları e, alınırken Batı'dan bunun yanında e, il özel idareleri ne departman dediğimiz il özel idareleri ve komün dediğimiz belediyelerinde aynı şekilde bu süreçte batıdan Osmanlı Cumhuriyeti'ne aktar Osmanlı <laughs> devletine Cumhuriyet diyorum aktarıldığını görüyoruz evet şey gibi oldu film vardı neydi Osmanlı Cumhuriyeti evet Osmanlıda yerel yönetimler ortaya çıkışı ile ilgili en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar batılılaşma sürecinde bir takım iç ve dış etkenlerin ağırlıklı rolünün olmasıdır buna Yerel yönetim geleneğine ilgi, ilişkin tartışmalar e, bağlamında bakabiliriz. E, Allah rahmet eylesin Bilal Eryılmaz hocamıza göre e, ülkemizde batılı anlamda bir yerel yönetim geleneği olmadığı doğrudur diyor Bilal Hoca. Ancak gelenek oluşturulması konusunda da müsbet bir girişim olmaması da düşündürücüdür yorumunu yapmış vakti zamanda. Evet Osmanlı Devleti'nde yerel yönetimlerin gündeme gelmesi demek ki gerçek anlamda kent hizmetlerinin ve sorunlarının yoğunlaşması karşısında bunlara bütüncül bir yaklaşım sergileme ihtiyacıyla başlamış. Yine Osmanlı klasik döneminde batıl tarzı bir yönetim deneyimi mevcut değil. Biraz önce bahsettiğim gibi ihtisap, hisbe teşkilatı, vakıf ve lonca sistemiyle bu yerel yönetim hizmetleri görülmeye çalışılmış. Ta ki tanzimata gelinceye kadar. Ülkemizde ilk belediye kurulması girişimi arkadaşlar Kırım Savaşı ile yani eski 93 eskilerin 93 harbi dediği Kırım Savaşı e, münasebetiyle Osmanlı Devleti ile aynı safta çarpışan müttefik devletlerin etkisi, baskısı sonucu İstanbul'da 1855 yılında ortaya çıkmış. Tabii Batılılar da bunu e, gayrimüslim azınlıkların, vatan, kendi vatandaşlarının, e, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının yani Batı'nın e, kendi ne yakın bulduğu grupların yönetime katılmalarını Müslümanlarla eşit siyasi haklara sahip olma yönündeki taleplerini belli ölçüde karşılamak için bir de bir takım aydınlatma gibi temizlik gibi kanalizasyon gibi bir takım yerel belediyecilik hizmetlerini görmek üzere 1855'te ilk belediye kuruluyor İstanbul'da. Burada Osmanlı yerel yönetimlerimiz hem reform hareketlerinin genel niteliği çerçevesinde ortaya çıkan bir düzenleme, bir sonuç, ve hizmet sunma ihtiyacının aynı zamanda Avrupa ile ticaret ve ilişkilerin özellikle Levantenlerin yaşadığı kıyı kentlerine yansıması boyutlu gelişmeler bağlamında ele alabiliriz. Korel Göymen Hoca da Osmanlı yerel yönetimlerin oluşma sürecindeki batı etkisini şu şekilde ifade ediyor. 19. yüzyılla birlikte geleneksel Osmanlı kurumlarında iç ve dış nedenlerle başlayan yozlaşma sonucunda imparatorluk üzerinde batının etkisi ile yerel kurumları da içeren bir değişiklik Başlamış oldu. Özellikle kıyı kentlerinde yani İzmir gibi, İstanbul gibi e, kıyı kentlerinde levantenlerin azınlıkların çoğunlukta yaşadığı yerlerde bazı ürünlerin dış satımı buna karşılık moda olmaya başlayan batı kaynaklı ürünlerin dış alımı yani ticari gerekçelerle bu e, süreç başladı. Evet. Bu çerçevede arkadaşlar yerel yönetim, merkezi hükümetin işlerini yerel planda yürütecek yeni bir yönetim aracından başka bir şey değildi. İlk kurulduğu zaman itibariyle, yerel yönetimlerin ortaya çıktığı zaman dilimi itibariyle. Bunu biz merkeziyetçilik çağında yerel yönetimin gelişmesi olarak da değerlendirebiliriz. Aslında merkeziyetçiliği hedeflerken, buna yönelik çalışmalar yaparken ortaya çıkan bu adem merkeziyetçi nitelikteki yerel yönetim uygulaması... Türk yerel yönetimlerini Batı tipi, Avrupa tipi yerel yönetimlerden ayıran önemli bir nitelik olarak ele alınabilir. Burada imparatorluğun savunmasını batıya rağmen batılılaşmak biçiminde gören yöneticiler bunu bir dizi batılı kurumu ithal ederek sağlamaya çalışmışlar. Belediyeler de bunlardan sadece birisi. E, ee, bununla peki ne amaçlanıyordu? Niye böyle yapıldı? Batılılar yerel özelliği ülkedeki azınlıkların tam bağımsızlığa kavuşup imparatorluğun parçalanmasının ilk adımı olarak görüyorlardı. Dönetim, dönemin yöneticileri ise bu baskıları altında belediye kuruluşlarını oluşturdular. Ama bu şekliyle yerel yönetimler merkezi hükümetin e, Taşra'daki bir uzantısı olarak ortaya çıkmış oldu. Osmanlı Türk toplumunda arkadaşlar belediyelerin hem beliren yerel gereksinimleri karşılamak için organik olarak hem de bazı dış baskılar sonucunda yapay olarak ortaya çıktığını anlamış oluyoruz bu konuştuklarımızda. Yine Türkiye'de yerel yönetimler tarihsel bir evrimden çok siyasal iktidarların yukarıdan aşağıya yani tepeden aşağıya doğru yaptıkları düzenlemelerle, reformlarla e, oluşturulmuş kurumlardır diyebiliriz rahatlıkla merkez denetimini güçlendirme merkez denetimini güçlendirme kaygısıyla Batı'nın uygar kurumların bağ bağdaştırmasının yansıması olarak yerel yönetimler gerek sundukları hizmetler gerekse merkezin yoğun denetimi altında yetersiz akçal yani mali ve yönetsel idari yapılarıyla beklenen gelişmeyi gösterememişler. Umulan işlevi maalesef yapamamışlardır. Kısacası arkadaşlar yerel yönetim kendi içinde bir amaç olmaktan daha çok ortaya çıkışı itibariyle devlet yetkisini güçlendirmenin bir aracı olarak düşünülmüş ve böylece gelişme seyri başlamıştır. Burada kanaatimizce günümüzde de karşılaşılan sorunların temelinde bu anlayış yatmaktadır. Yani Osmanlı'dan cumhuriyete tevarüs eden, aktarılan, miras kalan yerel yönetim anlayışı aşağı yukarı böyle bir backgrounda sahip. Bunu yerel yönetim geleneği ya da gelenek eksikliğine ilişkiden yaklaşımlar, tartışmalar çerçevesinde ele almak mümkün. Yani yerel yönetimlerin batılı anlamda özel, demokratik ve biçimsel kamu örgütleri olarak ülke yaşamına girişlerinin göreceli olarak yakın bir geçmişi var. Ve bu çerçevede bugün yerel yönetimler karşılaştığı sorunların nedenlerinin önemli bir bölümünü de bu sözünü ettiğimiz yerel yönetim geleneği eksikliği veya bilinç eksikliğine bağlamak e, yanıltıcı olmaz, yanlış olmaz. İlber Ortaylı Hoca da konuyla ilgili e, e, tartışmalara giriyor, topa giriyor. Mahalli idare bir gelenek sorunudur diyor ve mahalli idare geleneğinin ulusal demokrasi için gerekliliğini en çok vurgulayanlardan olduğunu ifade ediyor. Ama bu konunun tarihsel bir ayrımcılık için abartılarak yorumlanmasının da sadece bir fikri sakatlık olacağını düşünüyormuş İlber Hoca. Demokrasi her şeyden önce bir örgütlenmedir tabii ki örgüt alışkanlığı olan toplumlar için mali demokrasinin yani yerel demokrasinin tarihsel gecikmişliği ve eksikliği hiç de telafi edilemeyecek bir keyfiyet değildir görüşünde. Evet geldiğimiz baktığımızda Osmanlı kentinde modern belediyenin 19. yüzyılın hatta 20. yüzyılın bir olgusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Fakat Osmanlı kenti örgütlemeyi kente özgü ortak davranış kalıpları oluşturma yani kentleşme anlamında kente hizmet vermeyi tanzimattan sonra öğrenmiş değildir. Yani bu anlamda yerel hizmetler, belediyecilik hizmetleri daha önceki dönemde de görülüyordu ama modern anlamdaki yerel yönetim tırnak içinde yerel yönetim e, tanımının e, tanzimat sonrasına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Osmanlı yerel yönetimlerinin ortaya çıkışını tanzimat ve sonrasında meşrutiyet döneminin reform ve ıslahat çabalarından ayrı değerlendirmek zordur. Tabi burada kentlerin altyapı ihtiyaçları ile gayrimüslimlerin yönetime katılma talepleri, Osmanlı yönetimini ne yaptı? Diğer alanlarda olduğu gibi yerel yönetim konusunda da yeni bir yapılanmaya zorladı. Örnek alınan ülke neresi? Fransa. Burada esas amaç batıdaki gibi özel yerel yönetim kurulularını yerleştirmek değildi. Daha çok merkezin yakın denetim ve gözetimi altında idari yönü ağır basan yerel yönetim modelini kurmak e, birincil amaçtı diyebiliriz. Hem tanzimat hem de meşrutiyet dönemlerinde idarede merkeziyetçi bir devlet yapısı oluşturuldu bu bağlamda. Ve bu dönemde yine yerel yönetimlerle ilgili teşebbüsler esas itibariyle bu merkeziyetçi devlet yapısının etkisi altında kaldı. Osmanlı Belediyesi arkadaşlar otoriter bir merkeziyetçiliğin geliştiği bir dönemde doğmuş olmasından dolayıdır ki merkezi idarenin bir parçası olarak doğmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan vilayet, liva ve kaza gibi idare meclisleri bir çeşit yerel yönetim kurullarıydılar. Fakat bunların hükümetin iyice etkisi altında kalmışlardı. Kuralda yerel yönetim temsilcilerin sadece istişari bir işlevi bulunuyordu. İşte tam da bu çerçevede Osmanlı Devleti'nde ilk belediye 1854 yılında, 1855'te hatta İstanbul Şehremaneti İdaresi'nin kurulmasıyla doğmuş oldu. Ee, şehrin belediye işlerini görecek imar, ihtiyaç maddelerinin temini, fiyat kontrolü, temizlik işleri ve esnafın teftişi gibi görevler verilen Şehremaneti, yani İstanbul'da kurulan e, belediyenin adı neymiş? Şehremaneti Meclisi Vala'ya bağlanmıştı. Teşkilatın başındaki şehremini yani belediye başkanı Baba Ali tarafından atanıyor ve halk arasında atanan 12 üyeli bir şehir meclisi ona yardımcı olmaktaydı. Bu ilk belediye örgütü bugünkü manada bir belediye özelliğini maalesef taşımıyordu. Yani başlangıç aşamasındaydı. İlk önemli teşebbüs arkadaşlar 1857'de İstanbul'un Beyoğlu ve Galata semtlerinde yani o zaman başlangıç. Ee, yani ilk örnek olarak pilot uygulama olarak bu azınlıkların yaşadığı, bu yoğun yaşadığı bu bölgede numune dairesi açıldı belediye için. Bu dairenin kanununu ve teşkilatını yine İstanbul'da bulunan ecnebiler gibi Avrupa'da yaşamış, onların lisanlarını bilen gayrimüslimler yapmışlardır. Evet, hatta 10 sene kadar arkadaşlar ne oluyor? Dairenin muhabberat ve muamelatı yani işleri, haberleşmesi Türkçe ile birlikte Fransızca olarak sürdürülüyor. İşte Türk belediyelerinin Fransız usulünü taklit etmeleri bu zamanda bu surette başlamıştı. Hatta Beyoğlu, Galata'da kurulan bu belediyenin ilk belediyenin adı 6. daire Belediye'dir. Niye 6. daire Belediye? Çünkü Fransa'da, Paris'te belediye, belediye binası 6. caddedeymiş. Onun için buradakini de 6. daire Belediye adını veriyorlar. Evet, bu bahsettiğimiz merkeziyetçi Fransız sisteminin, Napolyon sisteminin bu etkisi çerçevesinde ıslahat fermanının getirdiği yenilik ve sonrasında İstanbul'daki bu belediyecilik deneyimlerinin ardından esas önemli gelişme 1876 tarihli kanuni esası yani ilk Türk anayasasının 112. maddesiyle belediye kuruluşunun bir yönetim kuruluşu olarak güvence altına alınmasına yol açmış ve peşinden 1877 yılında Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları çıkarılmıştır. Yani hem İstanbul'da belediye kurulmasını hem de Taşra'daki e, yerleşim yerlerinde, illerde, ilçelerde belediye kurulmasına yönelik 1877'de çıkan kanunlar. Bundan önce 1864 ve 1875 70 daha doğrusu vilayet nizamnameleri de merkeziyetçi niteliği ve doğrudan yerel yönetimlerin kurulmasının sağlanmasına rağmen yine de yerel yönetim kurulmasına önemli bir rol oynadı. Ya yani 1864 Nizamnamesi ile zaten Osmanlı Devleti eyalet sistemine, vilayet yani il sistemine geçmiş oluyor arkadaşlar. 1870'te bu vilayet nizamnamesi daha da pekiştiriliyor. Sonrasında da peş peşe İstanbul'da ve taşrada il, vilayet, illerde ne yapılıyor? Belediye örgütlenmesine gidiliyor. 1876 e, tarihli Kanun Esası ve ardından yayınlanan Vilayet Belediye Kanunu sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nda belediye örgütleri kurulmaya başlanıyor. 1877'de yayınlanan vilayet, vilayet belediye Kanunu'na göre her kent ve kasabada bir belediye meclisi kurulacaktır hükmü ortaya konuyor. 1877 vilayet belediye kanunu istisnalar dışında arkadaşlar 1930 tarihli belediye kanunu yayınlanıncaya kadar yürürlükte kalmıştır. İstanbul 1912 yılında çıkarılan bir kanunla şey, İstanbul şehri maneti olarak tek belediye haline getirildi ve dokuz şubeye ayrıldı. Evet. Bu dönemde yerinden yönetimi savunmak zaman zaman vatan ahaliliği ile eşdeğerde olmuştur. Yani bu yerel yönetimlerin gelmesi, yerleşmesi o kadar basit olmamıştır. Geçen hafta bahsettik. Prince Sebahattin ve arkadaşlarının bütün çabalarına rağmen yerel yönetim geleneği sadece köy kuruluşlarında kendisini gösterebildi. Gerçek anlamda. 1912 yılında getirilen statü daha merkeziyetçi bir nitelik göstermekteydi ki örneğin dairelerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. İstanbul şehre maneti namı altında bir tek belediye dairesi 9 şubeye ayrıldı. Her şubeye hükümet tarafından maaşlı bir müdün, müdür e, görevlendirildi. Bu şekilde arkadaşlar 1876 kanundaki adem-i merkeziyet yerine bu defa sıkı bir merkeziyet tatbik edilmeye, uygulanmaya başlandı. Bu bahsettiğimiz, sözünü ettiğimiz statü durum 1930 tarihli e, Belediye Kanunu'nun bugünkü değil artık bu e, geçerli 1930 tarihli Belediye Kanunu yani 1580 sayılı kanun artık yürürlükten kalktı. E, belediye Kanunu yürürlüğe girmesine kadar devam etmiştir. Evet, diğer taraftan yerel yönetim kurumunun temel birimi olan belediye ilişkin bu gelişmeler yaşanırken yerel yönetim birim niteliğinde başka yapılanmalar da ortaya çıkmıştır. Örneğin il özel idaresi örneğin köyler. İl ölçeğinde yerel yönetimin doğuşu için gerekli ortamı Tanzimat döneminde yapılan idari ve mali reformlar oluşturmuştur. Bu konuda ilk adım nedir? 1808 senedi İttifakı ile getirilen muassılık meclisleridir. Sonra muassılık kurum kaldırıldıktan sonra bu meclisler il özel idarelerinin karar organı olmak üzere il genel meclislerine dönüştürmüştür. Tanzimatla birlikte ise eyalet sisteminden vilayet sisteme geçilmiş ve bu konuda ilk adım olarak 1864 yılında vilayet nizamnamesi yayınlanmış. İl sistemine geçişi sağlayan bu nizamname ülkenin başlı yönetim birimlerini il, sancak, kaza ve köy olarak ne yapmıştır? Tespit etmiştir. Halkın yönetime katılması ve merkeziyetçinin hafifletilmesini amaçlayan 1864 nizamnamesi Fransa'da Le Département sistemini e, taklit ediyordu fakat ondan daha merkeziyetçi bir özelliğe sahip idi. Bu anlamda ilk deneme arkadaşlar Tuna vilayetinde yürürlüğe konulmuştur diyebiliriz. Daha sonra ise bazı küçük değişikliklerle diğer eyaletlere uygulanarak bu uygulama genişletildi. 1871 yılında yapılan değişiklikle ülke yönetiminde nahiyeyi ortaya çıkardı. Yani bucak dediğimiz şu anda kaldırıldı ama yani siz yani duymuşsunuzdur mutlaka bucak, nahiye uygulaması. Merkezi idarenin taşra yönetiminde vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy biçiminde bir kademelenme oluşmuş oldu bu şekilde. 1876 yılında ilan edilen ilk Osmanlı Anayasası'nda yani kanun esası da vilayet yönetimiyle ilgili düzenlemeler de yer almıştır. Buna göre yetki genişliği yani tevsi-i mezuniyet, iş bölümü ve görevlerin ayrılığı yani tefriki ve zayıf ilkelerine göre yürütülecektir. 1876 Anayasası yerinden yönetimi yani Adem-i il ilkesinden ise açıklık bir şekilde söz etmez. İkinci meşrutiyete kadar arkadaşlar 1871'inde yapılan mizanname uygulandı ve illerin yönetim bu esaslara göre yürütüldü. 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetle beraber vilayetlerin yönetimi tekrar ele alındı. Balkan Savaşları nedeniyle ertelenen düzenlemeler 15 Mart 1913 tarihinde bir geçici yasayla yani öyle bir geçici yasa ki bu Adı da İdare-i Umumi Vilayet hakkında kanunu muvakkat. Yani illerin genel idaresine ilişkin geçici kanun. Bu geçici kanun hem vilayet yani il yönetimi hem de bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresiyle ilgili. Yani ilin hem genel idaresi hem de özel idaresine ilişkin düzenlemeleri getirmişti. Bu kanunun arkadaşlar yani 1913 tarihli geçici kanunun, İl idaresine ilişkin düzenlemeler 1949 yılında 5.442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile değiştirilmiş, uyarlanmış. İl özel idaresine ilişkin düzenlemeler ise çoğunluğu 1987 yılında çıkarılan 3.360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile ne yapılmış, büyük ölçüde değiştirilmiş olmakla beraber bir kısmı da hala bugün de yürürlüktedir diyebiliriz. Evet, bu geçici yasanın Türkiyeli yönetimlerinin bir parçası olan il özel idareleriyle ile ilgili olarak getirdiği iki yenilik önem arz eder. Bunlardan birincisi ilk defa il özel idarelerinin tüzel kişilik kazanmasıdır. Diğeri de yürütme ve karar organlarının vali, il genel meclisi ve il daimi encümeni olarak açık bir şekilde belirtilmiş olmasıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelişimi ve nitelikleri açısından bir yerel yönetim birimi olarak köylerin yani il özel idarelerin durumu kısaca bu. Yani şimdi Osmanlı'daki background'una bakıyoruz. İl özel idarelerin, belediyelerin, köylerin. Önümüzdeki derslerde artık Türkiye'de mevcut yerel yönetimlerin, belediyelerin, il özel değerlerinin, köylerin e, temel mevzuatı nedir? İşleyişi, yapısal ve işlevsel incelemesini birlikte yapacağız. Osmanlı'dan Cumhuriyete gelişim ve nitelikleri açısından bir yerel yönetim birimleri olarak köylerin durumu biraz daha farklı. Yani belediye ve il özel değerlerinden farklılık arz ediyor. Çünkü e, köyler bizim kendi geleneksel yerel yönetim birimlerimiz yani tüzel kişiliği olmasa da fiili olarak yerel yönetim görevi görüyor ama belediye ve il özel idaresi öyle değil. Bunlar tamamen batılılaşma döneminde Fransa odaklı olarak, merkezli olarak Batı'dan getirilmiş. Durumun böyle bir seyir izlemesinde Osmanlı döneminde köylerin otarşik ve izole bir yapıya sahip oluşların payı büyüktür. Yani köyler bu şekilde geleneksel olarak gelişmesinde bunun payı büyük. Cumhuriyet döneminde de özellikle 1950'ye gelinceye kadar bir ölçüde geçerlilikler korumuşlardı. Yani 1950 öncesinde e, kentsel alanlar fazla gelişmediği için iletişim, ulaşım, köyden ke kente geçişi kolaylaştıran e, ulaşım, iletişim imkanları daha düşük olduğu için, kentleşme düzeyi düşük olduğu için 1950'ye kadar bunlar etkili olmuştur. Ama 1950 sonrasında köy ve kenti birbirine yaklaştıran imkanların işte iletişim, ulaşım imkanlarının artmasıyla artık köylerin yavaş yavaş önemini kaybedip kentlerin öne çıktığını, kentleşmenin arttığını görüyoruz. Tabii Cumhuriyet döneminde 442 sayılı köy kanunu 1924 tarihli 442 sayılı köy kanunu ne yaptı? hukuki eksiklikleri tamamlamak suretiyle köylerin devlet idaresi yapısı içinde ...mahalli idare ünitesi haline gelmelerini sağlamıştır. Yani e, köyler, köy tüzel kişilikleri bir yerel yönetim birimi olmakla birlikte... ...merkezin e, oradaki en e, temsilcisi olarak da muhtarlar, köy muhtarları... E, ...merkezi bir takım görevleri de yerine getirmişlerdir. Evet, 1858 tarihli bir talimatla Osmanlı Devleti'nin... ...mülkü idare bölümleri, eyalet, liva, kaza ve kariyeler olarak ortaya çıkmış... Bu talimatta kazaların birçok kariyelerden, yani kariye dediği köy arkadaşlar e, oluştuğu ortaya, e, belirlenmiş. 1864 tarihli teşkili vilayet nizamnamesinde de köylere yer verildiğini görüyoruz. Evet, burada e, köy organlarından söz edildiğini görüyoruz. Evet, yani köy derneği, köy muhtar ve ihtiyar heyeti olmak üzere e, organlarından bahsediliyor. Evet. Köy ve mahalle birimlerine ilişkin uygulama 1913 yılına kadar bu şekilde devam etmiş. Ee, İdari umumi vilayet kanunu muvakkatinin biraz önce bahsettiğim 1913 tarihli geçici kanunun 148. maddesinde ee, e, daha önceki vilayet nizamnameleriyle getirilen düzenlemeler kaldırıldığı için köy ve mahalle idareleri yasal dayanaktan yoksun halde Cumhuriyet'e kadar varlıklarını devam etmişler. Ancak hükümetin izniyle fiili bir durumda bu o, faaliyetler devam etmiş. Sonuç olarak diyebiliriz ki arkadaşlar, mali idareler, yerel yönetimler içinde il özel idaresi ve belediye sistemi tanzimattan sonraki reform hareketleri içinde Fransa'dan alındığı halde mahalle ve köy birimleri Türk toplumunun siyasi idari ve sosyal ihtiyaçlarının Tabii doğa sonucu olarak ortaya çıkmış ilk mahalli yönetimlerdir, idarelerdir diyebiliriz. Evet Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tevarüz eden miras kalan kamu yönetim sisteminin bir parçası olarak yerel yönetimlerle ilgili her türlü hukuksal düzenlem anlamında yerel yönetim mevzuatını oluşturan kaynakları zaten bundan sonraki derslerimizde ele alacağız. Evet sevgili gençler. Türkiye'de yerel yönetimler dersimizin dördüncü hafta konusunun ünitesinde bu şekilde tamamlamış olduk. Beşinci hafta dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.